Evet sevgili gençler, 11. sınıf konu anlatımlarına devam ediyoruz. Kimyasal tepkimelerde hız 11. videodayız sevgili gençler. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Birinci ifademiz, ikisi de yanma tepkimesidir. Arkadaşlar, maddenin o iki gazı ile vermiş olduğu kimyasal tepkimelere biz ne diyoruz? Yanma tepkimesi. Birinci ifademiz doğru. İkisi de homojen tepkimedir arkadaşlar. Homojen tepkimede neydi? Giren ve ürünlerdeki bütün maddelerin fiziksel hali aynı olacaktı. Ama bire bakıyorum katı, gaz, ikide de gaz ve sıvı var. O zaman ne oldu? Homojen tepkimedir ifadesi yanlış oldu. Birinci tepkimenin hızı sabit hacimli kapta, sabit sıcaklıkta basınç artışıyla takip edilebilir arkadaşlar. Hemen hız bağıntısını yazıyorum. PVNRT. Ne demiş? Hız sabiti sabit sıcaklıkta basınç artışıyla. Sabit hacimli kapta, sabit sıcaklıkta. Sabitleri attım arkadaşlar. Basıncımız neyle orantılı olacak? Mol sayısıyla. Gazların dikkat edin. Gazların mol sayısı 0,5 molken ürünlerde gazımız yok. O zaman ne olacak? Ürün oluştukça gazın mol sayısı azalacak, basınç azalacak. O zaman birinci tepkimenin hızı basınç artışıyla değil, basınç azalışıyla takip edilebilir. Doğru cevabımız yalnız bir la'da ne olur? Geliyoruz ikinci soruya sevgili canlar. Yukarıda verilen tepkime ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Homojen tepkimedir. Fiziksel hallere bakıyorum. Gaz, gaz, gaz. Tepkimede yer alan bütün maddelerin fiziksel hali aynı olduğu için, gaz olduğu için bu bir homojen tepkimedir. Renk değişimiyle hız takibi yapılabilir. Arkadaşlar bakıyorum. Girenler renksiz ürünlerde maddelerden birine renkli. Renksizden renkliye gidince rengin koyulaşması ya da renk değişimiyle hız takibi yapılabilir. Geldik. Renk açılmasıyla hız takibi arkadaşlar. Renk açılması değil, rengin koyulaşmasıyla biz bu tepkimenin hızını takip edebiliriz. O zaman üçüncü ifademiz yanlış oldu. Doğru cevabımız 1 ve 2 ile C, Edirne olur. Edirne 1 ve 2. Geldik üçüncü sorumuza sevgili canlar. Yukarıda verilen tepkimenin hız takibi verilenlerden hangileriyle yapılabilir? Arkadaşlar girenler kısmına bakıyorum. Renkli bir madde var. Ürünlerde renk yok. Renkten renksize giderken rengin açılması olur. Bir doğru. Gelelim ikinci ifademize. pH artışıyla. Arkadaşlar hidrojen iyonları neye dönüşmüş? H2 gazına. Yani asitlik azalmış. Asitlik azalırsa pH'ımız ne olur? Artar. İkinci ifademiz de doğru. Sabit sıcaklıkta, sabit hacimli kapta basınç artışıyla ideal gaz bağıntımız. Param varsa ne rahat. Ne demişiz? Sabit sıcaklık, T sabit, sabit hacimli kap. Hemen sabitleri attım. V sabit, T sabit, R doğuştan sabit. Basıncımız mol sayısıyla doğru orantılı olur. Burada kimin mol sayısını alacağız? Gazların. Girenler kısmında gaz yok. Ürünler kısmında gazın mol sayısı 1. Gazın mol sayısı arttığı için basınç da artacaktır. O zaman üçüncü ifademiz de ne oldu? Doğru oldu. O zaman cevabımız 1, 2 ve 3 olur. Arkadaşlarım geldik başka bir soruya. Dikkat ediniz, giren ve ürünlerde hiç renkli madde yok. Tamamı renksiz. Renksizden renksize renk açılması ifadesi kavramını kullanamayız. Biz bu tepkimenin hızını renk değişimiyle takip edemeyiz. Sabit sıcaklıkta, sabit hacimli kapta. T sabit ve sabit. Hemen ideal gaz bağıntımı yazıyorum. P, V, N, R, T. Param varsa ne rahat. V sabit, T sabit, R doğuştan sabitti. P, R. Basınçla molümüz doğru orantılı. Bakıyoruz girenler kısmında mol gazımız var. 1 mol gaz varken ürünlerde gazımız yok. Gazın mol sayısı azaldı, o zaman basınç da azalacaktır. O zaman biz bu tepkimenin hızını basınç azalmasıyla takip edebiliriz. Gelelim arkadaşlar iletkenlik diyor. Bakalım girenler kısmında iyonumuz yok ama ürünler kısmında iyonlarımız var. Bu yüzden girenlerde elektrik iletkenliği yokken ürünlerde ne oldu? Elektrik iletkenliği var ve bu yüzden biz bu tepkimenin hızını iletkenlik artışıyla takip edebiliriz. Doğru cevabımız 2 ve 3 ile denizde olur. Geldik 5. sorumuza sevgili canlar. Tepkimenin hızı sabit hacimli kapta, sabit sıcaklıkta. Hemen ifadeleri beraber değerlendirelim.
Biz bu tür durumlarda ne yapıyorduk? İdeal gaz bantımızı yazıyorduk. Neydi? Param varsa ne rahat. Sabitlerimize bakalım. Sabit hacimli kapta, sabit sıcaklıkta. Sabitleri attık. Rede doğuştan sabitti. Burada basınçla mol doğru orantılı olur. Ama kimin molü? Gazların girenlerde gazdan mol sayısı toplamı 3. Kasayılar toplamı daha doğrusu 3. Ürünlerde ise H2O'muz sıvı almadık. CO2 gazının kas sayısı 1 olduğu için 3'ten 1'e düştü. Mol sayısı azaldı. O zaman gazların mol sayısı azalırsa biz bu tepkimenin hızını basınç azalmasıyla takip edebiliriz. Artışıyla değil. Arkadaşlar giren ve ürünlere bakıyorum. Hiç renkli madde yok. O zaman renk değişimiyle biz bu tepkimenin hızını takip edemeyiz. Doğru cevabımız yalnız 2 ile denizde olur. Geliyoruz arkadaşlarım 6. sorumuza. Yukarıda potansiyel enerji tepkime koordinat trafiği verilen tepkime ile ilgili ifadelerden hangileri doğrudur? Arkadaşlarım bakalım. Y'nin bulunduğu yer girenlerin potansiyel enerjileri toplamıydı. En son nokta ürünlerin potansiyel enerjileri toplamıydı. X olur. Z'miz de eşik enerjisi ya da aktifleşmiş kompleksin enerjisi olacaktı. O zaman reaktifler girenler H2CL2 doğru. Ara ürün H2CL2 doğru. 2HCL'miz de nedir? Ürün birinci ifadem doğru. H2CL2 yüksek enerji ara üründü. Ara ürünümüzün tanımı neydi? Yüksek enerjili kararsız olan idi. O zaman ikinci ifadem de doğru. H2CL2 2HCL tepkimesi 2HCL H2CL2 tepkimesinden daha hızlıdır. Arkadaşlar hızda ne yapıyorduk? İleri aktifleşme enerjisine bakıyorduk. Dikkat ediniz. H2CL2 2HCL bu birinci tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi. O zaman birinci tepkimenin ileri aktifleşme enerjisi. Dikkat edin. İkinci tepkime ters yönde, yani şura. İkinci tepkimenin ileri aktifleşme enerjisinden küçüktür. Arkadaşlar ileri aktifleşme enerjisi ne kadar küçükse tepkimemiz o kadar hızlıdır ki üçüncü ifademiz de doğru olur. Bu yüzden doğru cevabımız 1, 2, 3 nedir ne olur? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı, arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi unutmayınız ve takipte kalınız lütfen. Bildirim gelince dersimize geçelim. Arkadaşlar kendinize iyi bakınız, iyi günler, hoşça kalın.